Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Metin Gürcan'la birlikteyiz, Mehmet Tezkan'la birlikteyiz, Seren Selvin Korkmaz'la birlikteyiz, Aytun Çerkin'le birlikteyiz ve tabii ki sizlerin görüşlerinizi, yorumlarınızı açık bir şekilde götürüyoruz. Lütfi Bey diyor ki Sayın İnce girmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş ve seçim gecesi çok ciddi hata yapmıştır. İkinci defa aday olmak isteyebilir ancak kazanamayacağını bilecek kadar politik tecrübesi olsa gerek diyor. Bir başka izleyicimiz Günhan Cem Altınay yeni seslerden, yeni hareketlerden korkmamak ve dinlemek lazım. Bir dinlemek lazım, bir görmek lazım, bir anlamak lazım. Az sakin olmak lazım demiş. Tamam biz de zaten herkesi dinliyoruz, her görüşü dinliyoruz, her görüşü yer veriyoruz. Bir başka izleyicimiz Muharrem İnce CHP'nin toplum etkileme ve ona dokunma hususundaki eksikliğini giderme boşluğunu doldurabilecek potansiyeli ve karizmaya sahip bir siyasetçidir demiş. Bir izleyicimiz Muharrem İnce seçim startı verdi diyebiliriz demiş. Muharrem Söker'se şu görüşte. Muharrem İnce'nin çıkış nedeni özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan sonra unutulmaya başlanmasıdır. Başka bir nedeni yok. Egosunu tatmin etmektedir demiş. Bir izleyicimiz Polat Toruntay diyor ki Abdullah Gül aday olacak olursa hayatta oy vermem. Laik Cumhuriyeti'nin işte çok sert bir ifade kullanmış bilmem nesi demiş. O kişiye oy yok demiş. Efendim başka bir izleyici de demiş ki Kılıçdaroğlu'nun çok hataları var ve bir hareketi başlatamayacak kadar pasif durumda demiş. Bir izleyicimize demiş ki yahu demiş bize iş lazım, iş, aş lazım demiş. Ne savaş senaryoları, ne bunları konuşuyorsunuz. Bize iş lazım, aş lazım, barış lazım demiş. O bölümü, birinci bölümün sonunda Erol mütercimlerle konuşmuştuk. Metin Gürcan da muhtemelen bir iki cümlesi daha kalmıştı. Özellikle Ankara'da stratejik akıl olup olmadığından ben şüphe ediyorum demişti. Erol mütercimler de birinci bölümün sonunda şunu dedi. Ya strateji zaten daha yıllardır o kadar yanlış ki siz artık taktik değiştirseniz de o strateji yanlış olduğu sürece bir sonuç elde edemezsiniz. Bu arada ben böyle arada bir iktidarın tezleriyle soru soruyorum konuklarıma. Mehmet Tezkan da diyecek ya diyor iktidarın koruyucuları gibi davranma diyecek. Çünkü o zaman tartışılmıyor gibi. Mehmet Tezkan ona yazmış değil mi Mehmet Bey? Yani aslında sen orada öyle soru soracaksın. Tersten soracaksın evet. Ki konu açılsın. Ama boğmak da istemem yani. Yok. Çünkü siz o yazınızda evet siz o yazınızda ondan şikayet ediyorsunuz. Ya yani bu kişilerin iktidarı savunmasında hiç sıkıntı yok diyorsunuz tartışma programında. Yok canım onları ben izliyorum. Ama öyle bir tarzda savunuyorlar ki. Biz konuşturtmuyorlar. Konuşturtmuyorlar. Bir şey söylediğiniz zaman hemen ortaya atlıyor. Başka bir konuya geçiyor. Bağırış çağırış oluyor. Bir başka konu başka yere geçiyor. Yani dolayısıyla o yayınlarda güya muhalif görüşü ayrılan bir koltuk var ama diğer koltuklar böyle davranınca boğuyor zaten. Yani fikrini hayır, ifade edemiyor. Artık bir koltukta bence medya şeylerine, komiserlerine ayrılıyor. Bir koltuk hani muhalefet ya iktidarı savunabilirsiniz. Karşı eleştirebilirsiniz. O ayrı bir şey. Konuşulur edilir. Bunların görevi o diyor. Bunlar başka bir görev üstlenmişler. Siz tam konuya girince üçüncü cümlenizi ama öyle değil de sen böyle yaptın da 3 yıl önce şunu söylediğinde şimdi bunu söylüyorsun. Millisin diyor. Sen gayrimillisin diyor bitiyor iş. Diyor. Kavga çıkartıyor. Hainsin değilsin. Vatan milletse ya ne dediğini kimse dinlemiyor. Hmm. Zaten konuşamıyorsun da bir gürültü çerçevesinde onların görevi milleti susturmak. Mesela Metin Gürcan az önce işte ekonomik olarak şu an ne kadar zor bir durumda pandemi yakalandığımızı söylediğinde o sözünü ettiğiniz koltuklardaki kişiler anında ne diyorsunuz yahu? Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde yakalanmıştır. Siz yani Türkiye tarihinde olmayan bir doğalgaz rezervi bulunmuşken Türkiye eksen atlayacakken bunları konuşarak siz Rum tezlerine mi hizmet ediyorsunuz? Rus tezlerine mi hizmet ediyorsunuz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Şeklindeki... Ve sonunda vatan hainisiniz. Yani ve milli da... değilsiniz. Nokta diyorlar ve başlıyorsun kavgaya. Yani meslek hayatım 17 yıl biliyorsunuz subaylık. Onun son 5 yılı da genelkurmayda epey stratejik koridorları diyeyim. Yani strateji kelimesi. Aynı zamanda saha tecrübesi ve genelkurmay tecrübesinin yanında akademik olarak da çalıştığım bir alan. Şimdi strateji son dönemde Türkiye'de ucuzlayan kavramlardan bir tanesi. Aşırı şekilde kullandığımız ve çok tükettiğimiz için. Yani stratejik akıl büyük bir şey. Yani onun üzerine konuşmak değil, önce bir düşünmek lazım. Çok çabuk konuşuyoruz. Şimdi iki sene öncesine kadar ben Ankara'da hani hem danışmanlık olsun hem de meslekten yeni ayrıldığım için irtibatım devam ediyordu. Böyle
karar alıcılar düzeyinde diyelim, hem dış politika alanında hem de güvenlik strateji alanında ara ara buluşurduk, ederdik. Yani iki sene öncesine kadar yani öyle şeyler söylüyorlardı ki, ya diyordum ben, herhalde bunlar hani iç siyasi tüketime yönelik olarak. Yani kendileri gerçekten inanmıyorlar ama hani bunları topluma hani en azından kendilerine bir manevra alanı açabilmek için veya hani siyasi anlamda uyumlulaştırabilmek için söylüyorlar. Ben efendim yani son bir buçuk senedir yani şunu görüyorum ve endişe ediyorum. Yani gerçekten karar alma mekanizmasında olan insanlar söylediklerine inanıyorlar. Ve ben bundan endişe duyuyorum. Yani bu önemli bir şey. En basit ve en güzel örnek, hani bu malumlarınız Karadeniz'deki gaz olayından sonra, gaz keşfinden sonra, yani hani oradan sonra da bir yeni eksen Türkiye tarzında büyük de bir tez oldu. Hani Kuzey Avrupa ülkelerinden bir tanesi, hani bir vasıtayla ulaştılar. Hani Ankara'da bununla alakalı bizim bir dosyamız var, sunmak istiyoruz. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar gidecek bir dosya. Hani kim üzerinden nasıl en ivedi şekilde onun önüne çıkartırız. Şimdi bakın yani işte burada şuna gelmek istiyorum. Dış politikada karar alma süreçleri, dış politika yapım süreçleri. Şimdi Ankara'da ben gerçekten dışarıdan objektif, yani uzaydan gelen demeyelim de, mesela bir Kanadalı, bir Finlandiyalı, bir Moğol diplomat olsam, bir mevzuyu Ankara'yla, Ankara'nın da çıkarını olacak şekilde görüşmek istese, acaba kimle muhatap olmalıyım? Şimdi geleneksel akıl diyor ki, ya bunların bir Dışişleri Bakanlığı vardır, elçiliği vardır, elçilik Dışişleri Bakanlığı onun üzerinden. Ama şimdi dış politika öyle bir alan oldu ki, hemen hemen herkesin her konuda beyan edebildiği. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sözcüsü konuşuyor, Sayın İletişim Başkanı konuşuyor, Sayın Milli Savunma Bakanı konuşuyor, Teknoloji Bakanı konuşuyor, Enerji Bakanı konuşuyor, Dışişleri Bakanı konuşuyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi sürekli konuşuyor. Yani burada bir karmaşa çıkıyor ortaya. Yani ve alınan kararlar görebildiğimiz kadarıyla eskiden en azından hani o eski Türkiye'de oturulur, toplantılar yapılır, briefingler dinlenilir ve bir şekilde oturularak karar verilirdi. Şimdi gene bakıyorum hani alınan kararlar ve bundan uygulanmasına, ayaküstü o anda kimler varsa, hani oturulan, konuşulan mevzular ve sonrasında uygulanan politikalar. Şimdi son iki senede ben ona gelmek istiyorum ve biraz önceki şeyle de bağlamak istiyorum. Bakın Türkiye'nin temel sorununu dediğim gibi teşhisi iyi koymamız lazım. Teşhisimiz şu, şu anda partili cumhurbaşkanlığı sistemi çalışmıyor. Erdoğan'la çalışmıyor. Erdoğan'dan sonra da yeni birisi gelirse de çalışmayacak. Yani bu birinci şey. O nedenle mesela bana ilk bölümde sordunuz. Hmm. Hani sizin tercihinizden kim? Bence kim yanlış bir soru burada. Yok, benim sorum şuydu. Kim yanlış bir soru? Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili mesela Aytunç, evet, Erkin çok sert bir şekilde yaklaşımını net bir şekilde koydu. Zinhar oy vermem dedi ben, evet, meslekisi olarak. Tabii, tabii. Ben mesela merak, evet, ettim. Hani siz... İşte ben de açayım o zaman mevzuyu. Yani ben kendim bir yurttaş olarak burada Deva Partisi'ni, hı-hı, kenara bırakıyorum. Kurumsal olayı cevaplayamam ama bir yurttaş olarak bana göre kim sorusu anlamsız. Çünkü güç yozlaşır. Mutlak güç mutlaka günün sonunda yozlaşır. Yani Erdoğan değil de onun yerine Selvin Hanım'ı da koysak, Metin'i de koysak, Görkem Bey'i de koysak, Aytunç Bey'i de koysak güç yozlaşır. O zaman bana 3 ne diyorum ben ona, kim sorusundan önce 3 tane nasıl var benim kafamda. Nasıl bir ekiple? Yani ben o Cumhurbaşkanı adayı, muhalefetin yani Cumhurbaşkanı adayı, tabii ki ekibi benim için siz çok önemli. Siz bu K sorusunu çöpe atmak gerekir, evet, diyorsunuz şu kesinlikle aşamada. 3 neyi öne çıkar? Ne o 3 ne? Birincisi nasıl bir ekip? Yani ben kadroya çok önem veriyorum. Yani Türkiye'nin şu anda dağ gibi tonlarca sorunlarını tek bir kişi mümkün değil. Zaten bunu görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nda Türkiye'nin en maharetli siyasetçisi şu anda, onu koyalım bir kenara, ama sorun çözemiyor, yönetemiyor ve krizleri bir türlü aşamıyoruz. Bu sistem çalışmıyor. Birisi yönetim nasıl sorumlu. Nasıl bir ekip? Ekip. İkinci soru nasıl bir program? Şimdi Cumhurbaşkanlığı, muhalefet şunda fikir birliği içerisinde, Sayın Ali Babacan da bunu söylüyor, Sayın Akşener de, Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Davutoğlu da baktığımız zaman, hatta Sayın Demirtaş da neyi söylüyor? Acilen güçlendirilmiş parlamentere dönüş. Bunun nasılı? Yani bu çıkacak aday nasıl bir programla güçlendirilmiş parlamentere dönecek? Bunun da net olarak bir benim görebilmem lazım. Üçüncüsü ve en önemli soruysa bence... Siz göremiyor musunuz hala bunu? Şimdi bu önemli. Ben halen daha göremiyorum. Yani peki, birazdan, şimdi mesela birazdan şunu o maddeleri merak Aytunç Erkin bir anlatsın şunu bakalım. Şunu merak ediyorum. O konuda ne, yani benim kafamda bir yurttaş olarak soru şu. Yani biz şu anda yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminden ve aşırı güç yüklenmesinden şikayetçiysek, yeni gelecek cumhurbaşkanı
sembolik göreve geleceğini bilerek ve kendi doğal sınırlarına çekilerek ve şu anda mevcut olan yetkilerinin çoğunu vererek bir yerlere delege edecek bu yetkileri. Meclise biraz devredecek, sivil topluma biraz devredecek, devletin bürokrasisine biraz devredecek. Yani geri çekilecek. Yani geri çekileceğini bile bile, sembolik yetkilerini devredeceğini bile bile ve bir şekilde pasifleştirileceğini bile bile, yani Cumhurbaşkanlığı makamına niye gelir? Veya niye bu kadar istenir? Yani ve benim gene kendi şahsi gözlemim, Türkiye şu anda bir koalisyonlar çağına gidiyor. Yani artık o eski sıfır toplamlı, kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir siyasi anlayıştan ziyade kutuplaştırıcı, bölücü, siyasi anlamda bölücü bir siyasi anlayıştan ziyade artık müzakere, diyalog, masa kurma becerisi, karşıdakini anlayabilme becerisi, bunda siyasette büyük sıkıntılarımız var. Kendi tezlerini doğru anlatabilme ve bir orta yolda buluşabilme becerisi. O nedenle koalisyonlar çağı diyorum. Yani burada da şuna gelmek istiyorum. Yani benim kafamdaki... Üçüncü neyi bu arada aldık mı? Üçüncü ne? Nasıl bir vizyon? Nasıl bir vizyon? Yani nasıl bir ekip? Kip. Nasıl bir program? Nasıl bu bir program vizyon? Bizi... partili cumhurbaşkanlığından beni ikna etmesi lazım bu program. Partili cumhurbaşkanlığından güçlendirilmiş parlamentere taşıyacak ve bana taahhütler verecek bu program. Üçüncüsü neyse, nasıl bir vizyon. Tamam. Bu sizin Metin Gürcan olarak bir formülasyonunuz değil mi? Yani benim deva olarak söylemiyorsunuz bunu. Tabii ki parti içerisinde de biz bunları konuşuyoruz. Yani burada önemli olan nokta şu. Efendim, kim sorusunun cevabı çok bence teferruat. Ali olur, Deli olur, tamam. Ayşe olur. Kim ama, sorusunun reytingi çok yüksek. Ama işte buradaki olay şu. Ekip, program, vizyon. Bu da proje işi. Yani oturup ciddi anlamda kafa yormak gerekiyor. İşte kim sorusunun cevabını bugün Sayın Muharrem İnce ben diyerek sahaya çıkarak gösterdi. Ama Selvin Hanım'ın söylediği hepimizin kafasındaki soru işareti. Acaba onun arkası nasıl dolacak? Hani biz dili tamam çok güzel ama nasıl yapacaksın? Kimlerle yapacaksın? Nasıl bir program model ışığında yapacaksın? Peki. Ve kafandaki vizyonun ne? Buradan da şuna gelmek istiyorum. Yani devam edeceğiz bu arada. Evet, yönetememe sorunu o önemli bir şey ve stratejik akıl eksikliği. Zaten vurgulamıştık. İkinci önemli mevzuysa erken seçim. Bu erken seçim mevzusunu ben de bakıyorum. Yani ekonomik göstergeler, özellikle dış politika uzmanlık alanım bakıyorum, güvenlik bakıyorum. Türkiye'nin mevcut sosyoekonomik şartları, Türkiye'nin siyasetin mevcut dinamiklerine baktığınızda hani 2023 yılına kadar çok da sürdürülebilir değilmiş gibi duruyor bana. O nedenle 2021 yılı yazından itibaren sizin teziniz doğrultusunda aynı şeye geliyorum. Türkiye bir seçim satım haline giriyormuş gibi sanki. Bunun aynı zamanda biz dış politikada da aslında ön hazırlığını görüyoruz. Şu anda benim dış politika okumam bir içe kapanmacı, pseudo yani çok da sahici olmayan sahte bir seçkinci milliyetçilikle ve dış politika sorunlarını, kadim sorunlarını kaşıyarak Türkiye bir seçim atmosferine doğru hazırlanıyor gibi geliyor bana. Burada da bunu yaparken biz iç siyaset için seçim hazırlığı olarak dış politikayı dizayn ederken Türkiye'nin kadim sorunlarına parmak atıyoruz ve bu kadim sorunlarını daha da karmaşıklaştırıp belki önümüzdeki 10 yıllarda çözülemeyecek sorunlar haline getiriyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Yani tabii Türkiye-Yunanistan savaşı mümkün değil ama Allah muhafaza, yani bir asker olarak söylüyorum bunu. Allah muhafaza, Türkiye bir Yunanistan'ın uçağını düşürse, bir gemisini batırsa ya da tam tersi olsa. Veya tam tersi olsa. Yani bakın eskiden bunları yönetebilirdik. Hatırlayalım. Biz Suriye'nin uçağını düşürdük. Suriye bizim uçağımızı düşürdü. Şehit verdik. Biz Rusya'nın uçağını düşürdük. Bir şekilde o dönemdeki dinamikler hem küresel hem bölgesel hem de Türkiye içi siyasi dinamiklerle bu süreçleri yönetebildik. Benim görebildiğim kadarıyla böyle bir olay yaşansa, şu anki stratejik akıl Ankara'da kaldıysa, ne kadar kaldığı tartışılır ve iç siyasi dinamiklerle biz bu süreci yönetemeyiz gibime geliyor ve büyük endişe duyuyorum. Yani şöyle, tam da Yunanistan'ın da bence gördüğü bu. Yani bu adamlar bir rasyonel aktör olarak Türkiye'nin şöyle bir dış politika yapım süreçlerini, Türkiye'nin karar alma süreçlerini, Türkiye'nin iç siyasi dinamiklerini alt alta koyup iyi bir analiz yapıyor ki tam da zamanı diyerek bir sazan sarmalına bizi sokmak istiyor. Ben buna sazan sarmalı diyorum. Dört aşamalı bir şey. Bakın, yani Yunanistan'ın stratejisi. O sazan sarmalı. Birinci aşama, Türkiye'nin sinir uçlarına dokun. Çok da güzel yapıyor, dokunuyor. İkinci aşama, provoke et, tahrik et. Tepki vermeye zorla. Orantısız tepki vermeye zorla. Mümkünse askeri tepki vermeye zorla.
İkinci aşama çok net. Üçüncü aşama askeri tepki verdikten sonra hemen Batı'ya, Batı bloğuna, Avrupa'ya ve kadim yani abilerine git ve ağla ve bir mağduriyet hikayesi yarat. Dördüncü aşama bu mağduriyet hikayesinden bir meşruiyet hikayesi yarat. Yani burada Erol Bey'in söylediği şey çok önemli. Tarihi perspektife baktığımızda 1826'dan bu yana zaten Yunanistan'ın yaptığı bu. Yani savaşmadan diplomasi ve diplomatik beceriyle Yunanistan'ın toprak büyütebilmesi. Bir önemli soru. Bakın buna insanlar şey yapmıyorlar. Biraz geniş boyutta bakmamız lazım. Güney Kıbrıs. Değil mi? Çok şu anda Doğu Akdeniz'de gene sorunlu olduğumuz ülkelerden bir tanesi. Güney Kıbrıs'ın donanması yok biliyor musunuz? Hava gücü de yok. Uçağı da yok. Acaba Güney Kıbrıs'ın yani Kıbrıs Rum kesiminin parası mı yok? Yani niye uçak almıyor? Niye savaş gemisi almıyor? Niye donanmasını ve hava kuvvetlerini güçlendirmeye çalışmıyor? Yani bir ters okuma yaparsak bence bu sorunun cevabı aslında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de düşürülmek istediği Sazan Sarmalı'nın da cevabı. Yani buradan da şuna gelmek istiyorum. Son iki senede dış politikanın erimesi, öngörülemez, kestirilemez, tutarsız haftalık yalpalamalar, kavgacı, revizyonist yani mevcut statikodan hoşnut olmayan bir askeri aktivizm içerisinde her yerde biz varız. Biz bu oyunu bozarız. Sorunu düşünen kahraman olamaz. Tarzında yaklaşımlar. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Tabii yani sonunu düşünmeden atlayacaksınız ki o ben biz buna bu, Polat Alemdar'ız diyorum. Biz bu küstah tavra sessiz mi kalacağız? Tabii ki. Biz, şimdi burada da oradan Yunan'ın şuna geliyoruz. Bu küstah tavrına sessiz mi kalacağız? Biz menfaatlerimiz çok net bir şekilde ihlal edilirken biz oradaki bir karış suyumuzu bile savunmayacak mıyız? Bir karış hakkımızı bile savunmayacak mıyız? Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın iç siyasetteki üslubunu dış politika üslubu olarak kullanması. Aşırı kişiselleşmiş dış politika. Buna tabii liderler diplomasisi diyorlar. İç siyasette bu iş yapıyor. Ve bu şekilde muhalefeti etkisizleştirebiliyorsunuz. Bu çok net ama dış politikada ey Amerika, ey Rusya dediğinizde olmuyor. Bakın bir önemli dış politika hassasiyeti. Şunu bir senaryo olarak düşünelim lütfen. Bakın biz burada şu anda oturuyoruz. Ben Türkiye'yi temsil ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ım. İşte hanımefendi Avrupa Birliği'ni temsil ediyor. Beyefendi Rusya'yı temsil ediyor. Beyefendi Amerika'yı temsil ediyor. Aytunç Bey Rusya'yı temsil ediyor. Evet. Tamam. Şimdi bakın bir şöyle bir şey düşünelim. Şimdi bir konu oldu ve bize dediler ki ya biz işte Türkiye'nin böyle bir şey yapmasını istiyoruz. Şimdi Aytunç Bey neden Rusya rolüne soktunuz? Orada bir Avrasyacı kanat mı gördünüz? Potanna yani... Böyle tam Aytunç, bir durum tabii. çıkmasın ortaya. Aytunç Bey'i o zaman Amerika yok, yapalım efendim. Ben rahatsız olmadım zaten. Aytunç Bey'i Amerika yapalım o zaman. Yok yok ben Amerika olmadım. Ben de aynen. Şuna Amerika gelmek olmuyor. İstiyorum. Yani muhataplarınızda oturduğunuz dış politikada size çok biz zor bir karar söylediler. Yani bu konuda kararını duymak istiyoruz dediler. Biz böyle istiyoruz. Suriye'de İdlib'de böyle istiyoruz. Libya'da böyle istiyoruz. Doğu Akdeniz'de böyle istiyoruz. Siz şunu diyebiliyor musunuz? Zaman kazanmanız lazım. Diplomasi de en maharetli şey. Yani zaman kazanmanız lazım ki kendinizi hazırlayabilin. Gelecek felakete kendinizi hazırlayın veya kendi karşı teklifinize kendinizi hazırlayın. Ya efendim ben bir parlamentoya sorayım. Ya efendim ya biz de biliyorsunuz muhalefet çok şey. Bir bana bir ay müsaade edin de bunu bir açıklayayım. Ya şimdi bizde sivil toplum şey yani bütün check balance, bütün gözetim denetim mekanizmalarını kaldırmışsınız. Muhalefeti sıfırlamışsınız. Dış politikada hiçbir şey kalmamış. Yani bunu deme lüksünüz yok. O masadan siz bir karar verecek ve kalkacaksınız. İşte bence bu dış politikadaki haftalık yalpalamalarımızın temel sebebi de o. Yani A'ya söz veriyoruz. O hafta dediğim gibi Putin'ci oluyoruz. B'ye söz veriyoruz. O hafta Trump'çı oluyoruz. Sonra birden NATO'yu önemsiyoruz. Yunanistan'la müzakereye soyunuyoruz. Bir sonraki haftaysa mavi vatan diyoruz. Vatan asla müzakere edilmez diyoruz. Ve aynı zamanda bir eylem ve söylem birliği içerisinde değiliz. Tabii. Siz ne diyorsunuz? Burada eylem söylem birliği karışıklığı da önemli. Onu da şöyle açayım efendim. Şimdi mesela aynı anda şey tutmuyor, rezonans tutmuyor. Mesela bir sayın bakan bir konuda bir şey söylerken bir başka sayın bakan aynı konuda tam tersine başka bir şey aynı anda söylüyor olabiliyor. Yani bu da iç siyaseti tüketime yönelik söylediğiniz şeyler, yaptığınız davranışlar tutarsız olarak algılanıyor. Peki. Buradan da şuna gelmek istiyorum. Yani bu dış politika krizleri bir de bir büyük kriz haline geliyor. Birbirine yapışıyor. Yani bakın şimdi Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, Ege Adalar, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge bunların hiçbirini artık ayrı ayrı konuşamaz hale geldik. Şimdi, bu da büyük bir sıkıntı. Tamam. Bir nefes almanızı rica edeyim. Şimdi bu dediğiniz noktaları ayrı ayrı konuşamaz hale geldik. Bir de
Bizim bilincimiz de bir şey oldu ya. Yani enformasyon bombardımanı. Şimdi okur yazarlığımız gelişti. Mesela münhasır ekonomik bölgeyi konuyla ilgili ve teknik olarak ilgili olmayan bizlerin niye şey bilelim? Ezbere biliyoruz şimdi. Her gün konuşuluyor. Efendim işte münhasır ekonomik bölgenin yanı sıra karasuları, kıta sahanlıkları, fırhatları, şunlardı bunlardı. Ama benim söylediklerinizden en çok endişe ettiğim boyut şu. Normalde bu iki ülkenin savaşmasına konjonktür, dünya, NATO, Avrupa Birliği asla izin vermez. Ama bir sıcak temas durumunda bu Türkiye'den Yunanistan'a ya da Yunanistan'dan Türkiye'ye durumunda o zaman ne olacağı hiç belli olmaz bir savaş ihtimali. Çünkü savaş bu kadar telaffuzu kolay bir şey değildir ki. Yani Yunanistan nüfusuna bakarak, Yunanistan askeri varlığına bakarak böyle mi yapılır bu hesaplar? Yahu biz 2 dakikada alırız, 2 haftada alırız. Perişan ederiz, paramparça ederiz. Peki bu esnada ödeyeceğimiz bedel ne olur Metin Bey? Ödeyeceğimiz bedel ne olur? Yani bizim kaybedeceklerimiz olmaz mı? Dolayısıyla savaş hakikaten çok uçta telaffuz edilmesi gereken bir unsur. Buna devam edeceğiz. Ayrıca Aytun Çelik'in orada söyledi yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda derken herhalde DEVA'nın politikası anlamında değil mi? DEVA tabii. Politikası anlamında önemli ne düşünüyorsunuz ama. Tabii. Şimdi onu da biraz öteleyelim. Öteleyelim şu iç siyasetle ilgili daha konuşacağımız unsurlar var. Oradan devam edelim. Sevgili yönetmenim bu Avrasya araştırmanın şeyi hazırsa, görselleri hazırsa orada... Bir takım sonuçlar var. Bu arada hemen araştırmanın künyesini söyleyeyim. İşte 25-29 Temmuz'da yapılmış. Ondan sonra katılım sayısı 2460 kişi. Kotalar, eğitim, yaş, cinsiyet, son seçim şeklinde bir araştırma. Mesela sizce önümüzdeki bir yıl içinde erken seçim olur mu sorusu. %72,3 evet erken seçim olur. %15,6 hayır erken seçim bir yıl içinde olmaz sorusu. Peki seçim yapılırsa sizce Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazanabilir mi? Evet kazanır yanıtı %44,9, hayır kazanamaz yanıtı %45,7. Yani birbirine çok yakın kazanır ya da kazanamaz görüşünde olan ankette başvurulan kişilerin görüşü bu tabii ki. Peki parlamenter sistemle bugünkü başkanlık sistemi arasındaki referandum yapılsa tercihiniz hangisi olurdu sorusu. Burada %58,9 parlamenter sistem, başkanlık sistemi %32. Burada fark artıyor. Bu ankete göre kamuoyunun büyük çoğunluğu parlamenter sistem lehinde. Şimdi şu tür sorular da var. Recep Tayyip Erdoğan'la birebir yarıştığında mesela Ekrem İmamoğlu'nun şansını ankette ölçmüşler. Orada birebir bir karşılaşma durumunda Erdoğan %40,8, Ekrem İmamoğlu 43,7. Peki yine birebir bir karşılaşmada Erdoğan'la Mansur Yavaş karşılaştığında ne olur? O da sorulmuş. Fark Ekrem İmamoğlu'nunkine göre biraz daha az olmakla birlikte burada da önde görünüyor ama tabii ki hani o %1'lik hikayeler falan anketlerde hata payları olabiliyor. Şimdi sayın seyirciler şunu bildirmek gerekir, hatırlatmak gerekir. Bunlar anket. Bunlar belli anket kuruluşlarının sonuçları. Metropol'ün ama o Metropol'ünkünü vermeyeceğiz şu anda çünkü şeyini bulamadım. Künyesini bulamadım. Künyesinden söz etmeden tamam, künyesinden söz etmeden de vermeyelim. O da bir yayıncılık şeyi, ilkesi. Ama oraya da baktığımızda Erdoğan'la birebir Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'la birebir Mansur Yavaş sorulduğunda çok ciddi farklar yok. Biraz önde, biraz geride, ondan sonra Akşener de sorulmuş, İnce de sorulmuş, Abdullah Gül de sorulmuş. Orada aşağıya doğru gidiyor ama en şanslı yine orada da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş görünüyor. Şimdi hal böyle olunca o zaman Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday kim sorusu öne çıkıyor. Metin Bey söyledi, kim sorusunun bir önemi yok. Liderlere de sorunca öyle diyorlar. Ama kim sorusu kamuoyunun çok merak ettiği bir soru. Nasıl bir program sorusu önemli? O program birazdan Aytun Çelik'in anlatacak. Yani parlamenter sisteme dönüş projesi nedir hikayesi onu anlatacak. Ama şu Erdoğan'ın karşısında en şanslı aday kim sorusuyla ilgili olarak konuklarımın yorumunu rica ediyorum Mehmet Bey. Şimdi burada kim sorusunun önemi yok. Bence en önemli mesele kimin olacağı. Şimdi bakın seçim olacak. Birisi nasıl olacak? Tek başına çıkacak Çankaya'ya.
yürütmenin yegane temsilcisi olacak diye. Bir kere o koltuğa oturacak. Şimdi bir devlet, Tayyip Erdoğan kurduğu bir devlet yapısı var. Kendine göre dizayn etmiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ofisler var diyorlar, kurullar var, bir şeyler var. Hepsi, her şey kendine bağlı. Şimdi oturdu diyelim o kişi. İki tane önünde bir şöyle bir mesele var. Diyelim ki Millet İttifakı'nın çıkardığı kişi. Peki Millet İttifakı mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayabilecek diyelim ki sağlayamadı. Cumhur İttifakı kaybetti Erdoğan ama Cumhur İttifakı biraz önde oldu. Ve baktılar ki anayasayı değiştiremiyoruz. Seçilen kişi ülkeyi yönetmek zorunda. Değil mi? Sıkıntı, bir süre. Sıkıntı koltukta efendim. Şimdi orada ne yapacak? Nasıl? Alışırsa koltuğa kötü. O kurumlara, bakın o kurumlara tekrar onun üzerine düşen vazife olacak. Tekrar inşa etmesi lazım. Tekrar o kurumları yerli yerine koyması lazım. O kurumların güvenini sağlar. Bunu ne yapacak? O meclis çoğunluğunda olmadığı için bunu tek başına üstesinden gelmek zorunda. O yüzden o kişi çok önemli. Diyelim ki mecliste anayasa çoğunluğu var. Da elde ettiler. Referandum yoluyla da diyelim. O yeni Türkiye'nin inşasını, parlamenter rejim inşası içinde başrolü oynamak zorunda. Partileri buluşturup nasıl bir anayasa değişikliği olacak? O güçlendirilmiş parlamenter rejimin kuralları ne olacak? O nasıl inşa edecek? O yüzden oraya seçilecek kişi çok önemli ve çok güçlü bir liderlik vasfına sahip. Çok donanımlı bir kişi olması lazım. Yani kim olursa önemli değil. Çünkü o bir tek kişi olarak istesek de istemesek de oraya seçeceğiz ve Beştepe'ye yollayacağız. Hı hı. Sonra bizim ondan beklentimiz neyse onun buna süratle cevap vermesi lazım. Dediğim gibi şartlar uygun olmazsa, o şartlar uygun olmazsa durumu daha da kötü olacak. Çünkü elinde bir meclis gücü olmayacak. Yani yasa yapma gücü olmayacak diyelim. Bu sefer bazı kararnamelerle kendinden beklentiye, yani bir Türkiye'ye doğru bir rota çizmesi lazım. Daha demokratik, daha parlamenter, kendi giderek kuvvetler ayrılığına yönelik bir hamle yapması lazım. Hı hı. Ha oraya geçecek, oh bu sıra bende oturdum, ne güzel, bir 4 yılda ben diyebilirim yani. Bizi. Yani öyle de bir durum var. O yüzden hani peki ne diyorsun? Elinden geldiğince o verdiği çok büyük yetkileri var. O büyük yetkilerini kullanarak Hakimler Savcılar Kurulu'nu kendi atacaktır mutlaka ama onu öyle bir kurul, öyle bir hale getirir ki tamamen siyasetin etkisinden kurtarır. Meclise daha büyük yetkiler şey yapar. Ne bileyim, diğer bakanlıkları eğitimden daha bir yetkilerle donatır. Her şey bana sorulsun demez. Çünkü şimdi ne diyoruz? Ben bu rejimin adını şöyle diyorum. Her şeyin bir kişiye sorulduğu rejim. Her şey ama eğitimden işte şeyde efendim bu hafta sokağa çıkma yasağı olsun mu, saat kaçta basın, ona kadar Libya meselesinden tutun da en küçük İstanbul'daki bilmem ne şeyin bir bakanlığın vereceği ihaleye kadar yapılacak köprüye kadar herkes dönüyor. Kimse bir şey yapmıyor, herkes dönüp bir kişiye soruyor. Şimdi böyle bir devlet yapısının üzerine Millet İttifakı'nın koyacağı kişi bu yapıyı tekrar değiştirip kurumları ön plana çıkarıp kurumsallaştırmak gibi bir görev var. O yüzden Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin anketlerde bu kadar güçlü çıkmasını şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar bilinen popüler isimler. Şimdi Ekrem İmamoğlu da ilk çıktığında kim biliyordu? Şimdi bakalım. Karşısında AK Parti en güçlü, değil mi? Kozunu koydu ortaya. Eski başbakan, meclis başkanı falan geldi. Oo, biz kesin burayı alırız dediler. Öbür taraftan birisi çıktı. Bir baktık, insanlar sevdi, hoşuna gitti. Söylemini tuttu. Bir anda hareket değişti. Şimdi siyaset ustası denilen, bu ya Türkiye'de artık siyaseti en iyi bilen kişi deniyor değil mi? Cumhurbaşkanı, ondan daha iyi bilen yok. Hamleleri de çok iyidir. Bu işin artık ustası. Ama İstanbul'da büyük bir hata yaptı. Şimdi demek ki yalnız hani tek kişi olduğun zaman hata yapabiliyor. Bıraksaydı İmamoğlu'nu ilk seçimde ne olacaktı? İmamoğlu 13 bin oy farkla İstanbul'un belediye başkanı.
Meclis de elinde değil. Şimdi o bütün AK Parti bütün şeyle ya işte 10 bin oyla 13 bin oyla almış bir belediye başkanı muamelesi yapacaktı. Şimdi ikinci seçime gidince bakın orada bir hesap. Hani usta siyasetçi bunu göremedi. Ben bir daha YSK üzerinden baskı kurup da YSK'yı iptal ettirirsem karşı taraf bir mağduriyet doğar. Bir hüsran yaşar. Yani böyle bir 800 binlik bir akım olur. Ruh hesap edemedi. Demek ki Cumhurbaşkanı da artık tek başına her şeye karar verdiği için kurullar kalmadığı için istişare karşılıklı ne bileyim konuşma tartışma düzeni gittiği için hata yapabiliyor. O yüzden yani yarın öbürsü gün hani erken seçim olur mu olmaz mı? Allah Cumhurbaşkanı bir gecede oturup böyle üç kişiyle ya yapalım mı yapalım demesine bağlı bir... Evet ama oradaki kritik unsur sanırım şu olacak. Bir erken seçime işte seçim kanunundan tutun da siyasi partiler kanunundaki değişiklikler mecliste yasalaştırıldıktan sonra mı gidilecek yoksa bu yapılmadan mı gidilecek? Benim iddiam şu, eğer o yöntemi seçerse bence bu rejimle değil, kendi madem öyle istiyorsunuz deyip parlamenter rejime döndürerek muhalefete madem istiyorsunuz gelin parlamenter rejime dönelim. Seçime öyle gidelim. O zaman en çok oyu alan iktidar olsun. Bu sefer ne olur? Güçlendirilmiş başbakan sistemine. Yani bu yetkilerin hepsi başbakan sıfatıyla kendine geçer. Bir sembolik meclisin sonra seçeceği olur. Ben bunu tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü kendine görüyor 50 artı 1 alamazsam en çok oyu alan o zaman seçilsin. Şimdi baktığın zaman kağıt üstünde ittifaklara da izin vermeyen bir modelle herkes tek başına geldiği zaman en çok oyu kim alır? %32 ile de iktidar olabilirsiniz. %34 de 2002'de zaten ezici bir çoğunlukla geldi. Peki. Bu yöntemi deneyeceğini düşünüyorum. Tamam. Şimdi sayın seyirciler bu liderlere sorduğunuzda işte Meral Akşener aynı şekilde yanıt veriyor. Kılıçdaroğlu aynı şekilde yanıt veriyor. Şu an diyor somut olarak isimler konuşmuyoruz. İlkeleri belirlememiz lazım. Yani bizim amacımız ne diyorlar? Bizim amacımız Türkiye'yi daha demokratik bir hale kavuşturmak. Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem. İyi de bu güçlendirilmiş parlamenter sistem tam olarak ne? Nasıl bir şey? Şimdi bu konuda herhalde şu ana kadar Aytun Çerkin en somut plan ve adım adım aşama diyebilir miyiz Muharrem Erkek'in sözcüğü yani, anlattıklarını? Nedir oradaki Cumhuriyet Halk plan? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkanımız olduğu için bu Sayın Kılıçdaroğlu'na da zaten bu bir rapor olarak sunulan bir çalışma. Bir 11 maddelik bir çalışma aslında. 11 maddelik bir 11 madde ama planı. Artı 2 yani temel hak ve özgürlükler işte o demokrasi vesaire artık onları saymıyoruz bile. Yani bunları zaten olmazsa olmaz. Şimdi Sayın Erkek'le ben onu konuşurken gerçekten şöyle bir durum var. Herkes aynı şeyi söylüyor. Parlamenter sistem ama güçlendirilmiş bir sistem. Yani parlamenter sistem olmalı ama cevabı yok bunun. Neresi olacak? Nasıl bir programı yok bu işin? Yani bir koyalım adını bunun. Nasıl bir şey olacak? Benim anladığım kadarıyla CHP böyle bir tartışmayı açıyor şu anda. Yani güçlendirilmiş parlamenterse bu bizim bugün yazdığımız Sözcü'deki Sayın Erkek röportajıyla ortaya çıkan durum evet budur değil ama bir insanların önüne bir artık harita konuluyor ve bu bir yol haritası konuluyor. Yol haritasının üzerinden de tartışalım bunu. Şimdi mesela Sayın Erkek'in birinci maddesi herkesin ortak zaten. Birinci maddeyi ekrana getirelim. Partisiz Cumhurbaşkanı. Tamam birinci maddeyi çok net. Sevgili artık herkes burada ekrana getirelim. Çok net koyuyor. Yani 83 milyonu temsil eden tarafsız. Şimdi burada zaten muhalefetin aslında bence iktidarın içinde bile artık bu kadar bunu düşünen kişiler olduğunu düşünüyoruz. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı devletin sigortası siyasal krizlerin çözümü noktasında bir aktör. Ama tek bir partinin değil, tarafsız ve partiler üstü niteliğinde milletin cumhurbaşkanı olacak. Burada zaten bu ülke üzerinde herkes anlaşır. Tamam yani... ama şimdi şöyle bağlayalım. Hani az önce dedik ya, bu isimlerden hangisi olursa olsun değil mi? Yani Abdullah Gül olursa, yani Abdullah Gül'ün bu arada adaylığına CHP'lerde çok yoğun bir tepki var o ayrı. Ben ne diyeyim, Ekrem İmamoğlu olursa olsun, Mansur Yavaş olursa olsun, Meral Akşener olursa olsun, belki de Kılıçdaroğlu aday olacak.
biliyor muyuz? Belki de böyle bir plan var Ankara'da. Yani bu iş dönüp dönüp Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı, belki de o süreçte hemen bir sonraki adıma olarak da Meral Hanım'ın bir hani başbakanlığı vesaire dönebilir. Her şey mümkün, her şey masada, bütün seçenekler. Ama diyelim ki o isimlerden biri seçildi ve erken seçimde de diyelim ki o kişi gitti Beştepe'ye. İşte olacak olan bu değil mi? Birinci madde. Evet. Hani ne olacak diyoruz? Partide yok bir kere öyle. Partili zaten Cumhurbaşkanı dediğin artık çıkmıştır en yukarıya. Yani o çatı, yani o baba artık yani orada. Herkesten bağımsız. Bu birinci madde. Araya girin. Buradan şöyle bir mekanizma da çıkıyor aslında. Demek ki seçilecek kişi X, Y, Z kimse eğer eline o programı almış ve millete bu programı yapacağını taahhüt etmiş olarak çıkması gerekiyor ki millet de o taahhütler yerine geliyor mu gelmiyor mu programdan şeffaf olarak takip edebilir. Aslında Mehmet Bey'in söylediklerine bu maddeyle de ilişkili farklı bir açıdan bakacağım. Birinci maddeyi konuşuyoruz, evet, değil birinci mi? Madde. Çünkü bu tarafsızlık meselesi şeyle de ilgili. Yani hakikaten ben sorumluluğu seçilecek kişiye değil, hem bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme hem de partisiz cumhurbaşkanı meselesine seçilmiş kişiye değil, bugünden Demokrasi İttifakı'nı kuracak, daha doğrusu bugünün muhalefetine aslında o sorumluluğun verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aynen bu ilkelerde olduğu gibi bütün, yani dönüşüm süreci nasıl gerçekleşecek, denge denetleme mekanizmaları nasıl kurulacak, bunun taahhüdünün o adayı aday tarafından ve o adayı ortaya koyan partiler tarafından topluma verilmesi gerekiyor ve bir şekilde bir ön sözleşme yapılması gerekiyor. Ve bu anlamda Seren Hanım, bu Muharrem Erkek'in yaptığı açıklamayı ilk ve somut ve değerli buluyor musunuz, haber değeri kesinlikle olması kesinlikle buluyorum. Hatta bu arada çok yakında biz İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü olarak da etkili bir parlamenter sistem, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem nasıl olur temalı bir proje başlattık. Onun raporu yani çıkacak. Yani nihayet somut olarak bu işin nasıl olacağını konuşmaya başladık. Evet, yani bunu konuşmaya başlamalıyız. Şu önemli, yani bizim bugün her gün tartışmamız gereken nokta kim sorusu değil, ilkeler nedir ve bugün burada tartışımız maddeler olmalı. Tamam, ama bu yazanlar da belki yine de kim olduğuyla ilgili olabilir. Göreceğiz bakalım. Oraya oturduktan sonra da bunları unutmazlar umarım. Evet, ikinci madde. Aytunç Erkin, ikinci madde ne? Güçlendirilmiş parlamenter sistemde hükümetin kurulmasını kolaylaştıracak, düşürülmesini zorlaştıracağız diyor. Bu üçüncü maddeyle bağlantılı. Hı-hı. Aslında üçü de buradan hemen okuyabiliriz ve onun üzerinde konuşabiliriz. Hükümet kurmak kolay olacak. Evet. Hükümet düşürmek zorlaşacak. Bu şöyle, yani Almanya'da, İspanya'da ve Belçika'da uygulanan bir sistem olarak değerlendiriliyor. O üçüncü madde değil mi? Üçüncü madde. Tamam. Meclis yeni başbakan üzerinde uzlaşmadan mevcut başbakanı düşüremeyecek diyor bir kere. Çünkü bozmak için öncelikle yapmak gerekir deniliyor. Görevdeki hükümeti yerine alacak başbakan ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilirse mevcut hükümet düşecek ve yenisi kurulacak. Yani hani deniliyor ya, ya siz kardeşim siyasi krizlerle parlamento yönettiniz bugüne kadar. Bunun da önü alınıyor, deniliyor ve burada eskiden olduğu gibi siyasi krizlere, hükümet krizlerine yol açılmayacak. Yani açık, esnek ve kutuplaşmaya yol açmayan bir hükümet modeli oluşuyor diyor. Dördüncü model, aslında en önemli modellerden biri bu, kuvvetli bakanlar. Yani şimdi bugün bakanların ne kadar etkisi var? Sıfır. Yani evet. Yani sıfır. Hiçbir özellikleri. Yani tabii ki kendi onların kişisel anlamda söylemiyoruz ama makam anlamında. Bakanların etkisini şöyle hatırlatabiliriz. Bugün sel bölgesine bakan gittiğinde ya da havai fişek fabrikası patladığında oraya bir bakan gittiğinde Twitter'da paylaştığı mesaj şu: Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve talimatlarıyla, yani o olmasa gitmeyecek. Onu söylemek zorunda. Şöyle bir şey var. İmza yetkisi kimde ki? Cumhurbaşkanı'nda. Evet. Aytunç Bey'in dediğini destekler nitelikte. Makam veya kurumsal anlamda bakanlığın gücü zayıflayınca ister istemez bu güç zayıflamasını ilgili bakanlar, ben olsam ben de yapardım. Seren Hanım olsa o da yapardı eminim. Kendi kişisel karizmaları üzerinden, kendi kişisel şeyleri, güçleri ve kapasiteleri üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Yani kamuoyunda en çok gözüken, işte kamuoyu en çok trolü olan, işte en çok destekçisi en olan bakan en güçlü bakandır.
tarzında. Bu aşırı kişiselleşmeye neden oluyor. Bu da kurumsal yapının daha da zayıflamasına neden oluyor. Yani destekleme açısından söylüyorum ki Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Dördüncü madde güçlü bakanlardı Aytunç Bey. Evet, dördüncü maddeyi biraz daha açarsak güçlendirilmiş parlamenter sistemde seçilmiş hükümet programına inanan siyasi sorumluluğu paylaşan konumu kuvvetli bakanlar olacak ve vergilerin her kuruşun hesabını verecek ve parlamentoya karşı sorumlu olacak. Şimdi parlamentoya karşı sorumlu olacak. Şimdi parlamentoya karşı değil. Kim var? Hiç kimse hesap vermiyor. Hiç kimsenin umurunda değil. İkinci konu da şu. Bu halk milletvekiline ve bakanlarına çok inanır. Çünkü onlar seçiyor o milletvekilini, değil mi? Bugün niye? Milletvekillerinin özelliği şudur. O bölgesindeki küçük, o yerel olayların hepsini onlar çözerler. Şimdi bugün çözmüyor kimse. Yine gidiyor sarayda işte o kurullar vesaire gibi yapılarla. Beşinci madde, siyasi güç merkezi meclis olacak. Bilgi edinme ve siyasi denetim yolları güçlenecek. Mecliste muhalefetten bir milletvekilinin başkanlığı yürüteceği kesin hesap komisyonu kurulacak. Bakın, siyasi güç merkezi meclis olacak ve bilgi edinme ve siyasi denetim yolları güçlenecek. Muhalefetten birisi hesap komisyonunun başında olacak, bir milletvekili. Bu aynı şimdi zamanda CHP'nin kurultayda söylediği bir şeydi. Tabii ama bir de şöyle var, şöyle düşünün. Darbe komisyonunun başında Reşat Petek vardı. Hatırlayın mesela. Hayatı Fethullahçılarla yol almakla bir arada geçmiş. O yüzden rapor dahi çıkaramadı. Rapor dahi çıkmamış ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ve arkasından şu, Sayıştay'ın tüm raporları bir kelimesi dahi çıkarılmadan meclise gelecek. Bu çok önemli. Bu çünkü denetimle ilgili bir şey artık. Ve Sayıştay'ın çalışmaları bugün ne oluyor? Meclise getirilmiyor. Hiçbir şekilde kimsenin haberi var mı? Sızıyor. Şimdi biz mesela haber yaparken şöyle yazıyoruz mesela, yazarken bunu. Ulan bu Sayıştay raporunu yazdım ama ya o Sayıştay raporunu hazırlayan 3 sene sonra Fethullahçı çıkarsa acaba beni Fethullahçılıktan alabilirler mi? Çünkü böyle bir kaygı var. Tabii. Yani bu adamı Fethullahçı diyebilirler. Ama adam demiş ki namuslu bir şekilde, ya burada yolsuzluklar var. Ama böyle bir etkisi vardı artık şu anda yaşadığımız sistemin. Şimdi en önemli meselelerden biri Hakimler ve Savcılar Kurulu Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. 7. madde bu. Peki şöyle yani yargıyı bu yürütmenin tahakkümünden kurtaracak bir çalışma. Yani biz şimdi o 2010 referandumu, 2014'teki süreçler vesaire arka arkaya koyduğumuz zaman ya bugün yargıda ya bakın ben size çok basit bir örnek vereyim. Benim 2019'da yaptığım bir röportajda, Ahmet Zeki Üçok'la yaptığım röportaj üzerine Manisa'da bir isimsiz ihbar mektubu üzerinden bir savcı harekete geçti. Benim gözaltına alınıp getirilmemi istedi. Bakın basın suçuyla yargılanacak birisi olmam gerekirken. Bu neden biliyor musunuz? Bir, Sözcü Gazetesi'nde olmamdan dolayı. İki, ben Sözcü Gazetesi'yle uğraşıyorum. Ey hükümet sistem beni gör. Ben Manisa'dan veya oradan buradan geleyim. İstanbul'da senin istediğini yapabilirim mesajını veriyor. Bakın bu kadar basit aslında bu iş. Tamam. Yani ben senin için çalışırım diyor. Niye? Muhalif yazarını alırım. İstediğin kişi varsa bunun üzerine gidebilirim. Şeyi yaratıyor algısı. Şimdi o yüzden HSK'nın da Anayasa Mahkemesi'nde bu yapıların hepsi değişmesi gerekiyor. Tamam. Çok şimdi net. Bu özellikle ilk 4 madde bu sürecin nasıl, bu sürecin en çok merak edilen unsurunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir program ortaya koyuyor. Evet. Diğer maddeleri sadece başlık olarak geçelim diyorum. Ayrıntıları merak edenler Aytunç Erkin'in köşesinde de bulabilirler. Sözcü gazetesinde de bulabilirler. Buradaki mesele şu aslında, CHP aslında bir tartışma yaratıyor. Herkesin muhalefetin tartışma özellikle bir tartışma, konuşalım, bunların üzerinde fikir beyan edelim ve neler yapılması gerektiğini. Şimdi bakın, Fransa yarı başkanlık sistemi. Amerika'da başkanlık ama Amerika'daki başkanlık sistemini çok net biliyor herkes. Senato'nun izin vermediği hiçbir şey yapamıyorsun. Fransa'da keza orada yine mücadeleler sürüyor kendi aralarında. Bizde ne oluyor? Bir bakıyorsunuz gece 3'te bir tümamiral kararnameyle görevden alınmış, haberimiz gece 3'te oluyor. Gerekçesini de bilmiyoruz. Gerekçesini de bilmiyoruz. Hiçbir şey açıklanmıyor. Şimdi burada şeffaflık ve artık demokrasi anlamında tartışacağımız konular bunlar. CHP'de şu anda bunu gündeme getiriyor Muharrem Erkek vasıtasıyla. Bunu mesela yatıracağız bakalım. Dolayısıyla bu yüzden mi adayın kim olacağının bir önemi ya yok? Bence şöyle, ben burada katılmıyorum Rusya tarafı olarak yani bu işe. Şundan dolayı Avrasya katılmıyorum. Yani şimdi kim olduğu önemlidir her zaman. Yani kim sorusunda şimdi
şöyle bir şey var. Yani biz bu programa gelirken işte isimlerimiz duyurulur önceden. İzleyiciler bakarlar kim çıkıyor. Mehmet Tezkan çıkıyor, Aytun Çerkin çıkıyor, Metin Bey çıkıyor, Sahin Hanım çıkıyor. Bir incelenir. Kim çünkü? O kim? Özne. Ha, o kişi önemli. Yani evet ben çok net koyuyorum. Yani benim koyduğum şey değil ya. Ben şöyle dünya görüşü olarak zaten Abdullah Gül. Abdullah Gül gelecekse ben Tayyip Erdoğan'dan niye kurtulayım diye bakıyorum. Ama demokrasi Kılıçdaroğlu da tam için, da şöyle soruyor. Hayır ben demokrasi ittifakı için. İşte bu yüzden Abdullah Gül'den korkuyorlar. Bu Abdullah hayır. Gül'den duyulan korku nedir diyor. Hayır korkuyu Gül'den... CHP seçmeni olarak söylemiyor muhtemelen. Yani ya, muhtemelen iktidara yakın çevrelerin bakın, korkusu burada, olarak söz ediyor. Ben Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'den korktuğunu zannetmiyorum. Abdullah Gül çıkarsa Tayyip Erdoğan çok rahat kazanır. Eğer karşı karşıya kalırlarsa. Öyle bir sorun yok. Ben şuradayım. Ben şimdi bir program etrafında, ben mesela yazılarımda da ısrarla CHP'yi eleştirdiğim noktalar var. Ben program savunucusuyum zaten. Yoksa benim için ne Kemal Bey, ne Ali, ne Veli, Ekrem beni ilgilendirmiyor. Ben bir program savunuyorum. O program da şu. Ben 1931-33 arasındaki CHP'nin o çizgisinin olması gerektiğini savunan bir kişiyim. Dünya görüşü olarak. Ama bunun dışında şunu söylüyorum. Kim önemli? Neden önemli? Sayın Abdullah Gül'ün ismi niye bu kadar zaten öne çıktı? Bu da garip bir durum. Yani bu kadar çok gündeme getirildi. Ve parti içinde geçen dönem Abdullah Gül çıktığında Sayın Meral Akşener sonra reddetti aslında son röportaj. Size galiba Şirin Payzın'a verdi röportajda ben yokum bu işte falan. Bu Sayın Akşener olduğunu herkes biliyor. Yani ama bunun dışında CHP içinden büyük tepki gelmişti. Şimdi o yüzden CHP'nin de ilkeler bazında tamam bir demokrasi veya Millet İttifakı denilen yapı içinde CHP kendi kurumsal kimliğini kaybedecekse burada da bir sorun var. Yani ben ona da bakıyorum şimdi. Tamam hedefimiz hadi herkesi siyaseten ben gazeteci hı-hı olarak öyle bir hedefim hiçbir zaman olamaz. Hı-hı. Yani bir muhalefetin tek görevi şu mudur? Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz. Program. Bunun programı ne? Karşısında koyacağın şey ne? Yürücü Metin Bey koydu. Küreselcilerle içe dönükçüler arasında bir aslında dünyada bir rekabet, büyük bir savaş var. Peki. Aslında söyleyemediğimiz şu. Hı-hı. Adını daha net koyalım. Küreselcilerle ulus devletçileri savaşı var şu anda. Küreselciler Ali Babacan'dır, Abdullah Gül'dür, kısmen Davutoğlu'dur, kısmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın etrafındaki çizgidir. Karşısındaki kuvvet Tayyip Erdoğanlar değil. Tayyip Erdoğanlar ulus devletçiliği oynamaya çalışan, kafası karışık, kompartıman siyaseti diyorlar aslında buna. Her vagonda farklı ülkeyle, yani her vagonda siyasetleri o. Biraz önce saydınız ha. Amerika ile bir ara iyi geçiniyor. Rusya ile bir telefonla iyi olacağını düşünüyor. Bir tarafta İran'ı zaman zaman suçluyor, zaman zaman yanına gidiyor. Irak'la hareket ediyor. Suriye'de Amerika ile zaman zaman hareket ediyor. YPG ile anlaşma yapıldığında sert bir tepki vermiyor. Ama Rusya ile şey yapıyor, devriye atıyor. O kadar karışık bir ama bunun adını koymuşlar. Kompartıman siyaseti ve bunun adını da şöyle koyuyorlar. Biz büyük devletiz. Bir Türkiye ekseni var. Hı-hı. Ve bu Türkiye ekseninde de biz bunu başaracağız diye evet, bir net bir şey koymaya çalışıyorlar. Şimdi ben burada şöyle farklı bakıyorum olaya. Türkiye kutuplu dünya şu anda küreselcilerle Rusya, Çin, kısmen Almanya'nın oluşturacağı bir yapının içinde mi olacak? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin, Joe Biden'ın veya o çizginin hakim olacağı yapıyla mı hareket edecek? Hı-hı. Benim derdim bu. Joe Biden'larla hareket edilecekse, önümüzdeki süreçte Trump kaybedip mesela Joe Biden'lar gelecekse, Türkiye'de yeni Ergenekon operasyonları bekleyin, Türkiye'de yeni katliamlar bekleyin. Yani bu katliamlardır 2007-2013 arası. Şimdi ben de böyle bir çelişki yaşıyorum, böyle bir kaygım var. Yani bunu da düşünme şeyim peki var. Yani zorlanıyorum ben burada. Yani şundan dolayı zorlanıyorum. Yani benim... Sayın Ali Babacan çizgisiyle, Sayın Davutoğlu çizgisiyle, Millet İttifakı içinde bu kadar çok yani onlar da olabilir vurgusunu yapmanın CHP'ye ne faydası var? CHP şu anda ana muhalefetin partisi. Peki. CHP'nin siz Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsuna gelecek olacağı şey. Hayır, Sayın Erdoğan gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin de ondan sonrasına bakarız politikasıyla. Biz 5 sene sonranın da kurumsal anlamda sosyolojik tabanı kalmayan bir CHP yaratacağız diye korkum ve endişem var. Benim kendi dünya bakışım ve benim gibi düşünenler de olduğunu düşünüyorum. Arkasından tekrar ve tekrar bu ülkenin 2007-2013 arasındaki karanlık bir
faşizan döneme tekrar döneceğim kaygısı var. Peki, evet, şimdi bu bölümde neyi konuştuk? Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday kim olabilir? Anket sonuçlarını verdik. Aytunç Bey'in itirazı son dakikalara damga vurdu. Hani CHP bu demokrasi ittifakını, blokunu bu kadar büyüteceğim diye kendi özgür konumundan bu kadar da uzaklaşmasın. O zaman da çok saçma bir durum ortaya çıkıyor dedi. Ama bunun faydası var dedi Seren Selvin Korkmaz. Tam da Deva'yı da geleceği de bu blokta tutmanın faydası var. Seren Bey bizi dışlamasın. Seren. Yok, ben kimseyi dışlamam. Benim öyle bir derdim yok. Ben siyasetçi değilim. Ya ben durum tespitleri yapıyorum. Bir de dünya görüşüm var. Tabii ki dünya görüşüm. Kısa bir aranın ardından Aytunç Bey'in o zaman soru şu. Dışladığı bir Metin Gürcan mı olacak Deva burada? Partisi. Neoliberalizm çöktü mü sizce? Tamam. Kısa bir aranın ardından Aytunç Erken'in dışladığı bir Metin Gürcan mı oturacak burada, yoksa anlaşma sağlanabilecek mi ikisi arasında? Seren Selvin Korkmaz da Avrupa Birliği koltuğu olarak orada bize hakemlik yapsın. Kısa bir ara. Tamam.